birkaç işte Arapça, Kürtçe versiyonları da yapıldı. Onlar da etkili. Yani onlar da yine aynı şekilde. Onları da hazırlasın arkadaşlar. Mesela bu soruyu cevabı aldıktan sonra Kürtçe versiyonu da bir dinleyelim ama en son tabii ki orijinal versiyonu dinleyeceğiz. Evet. Tabii besteden daha ziyade burada programımızın başında ve bütün konserlerimde olduğum gibi Dilaver Cebeci hocamı rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin. 14 yaşında yazmış Dilaver Cebeci hocam Ölürüm Türkiyem şiirini. Şimdiki 14 yaşındaki çocuklarımıza baktığınız vakit farkı fark edebiliyoruz. Önce Dilaver Cebeci hocamın Yiğit, Gümüşhane, Kelkit dağları kadar yüce gönlünü ortaya koymak lazım. Ve Rabbim bize nasip etmiş. Güzel olan şu, siparişle yapmadık. Bir Anadolu genci, bir yörük çocuğu eline bağlamayı almış ve o şiiri özünde özümsemiş ve biz yaptık. Türkiye o zaman da terörle mücadele ediyordu. Ertürk Yöndem'in bir programı vardı TRT'de, Perde Arkası. Orada bir yayınlandı. Hem sesimize ses oldu ve milletimizin, Yüce Türk milletinin de sesi olduğumuza inandık. Ve o gün, bugündür bu milletin hüznünde, bu milletin neşesinde, bu milleti karşılıksız sevenlerin dilinde oldu. Belki hiçbir sanatçıya nasip olmayacak bir duygu. Yani Rabbime hamdü senalar olsun. Eyvah. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Bak onu söylemeyi unuttum arkadaşlara. Hollanda'da bir gurbetçi memleket özlemi çekiyor. Islıkla işte herhalde söylüyor, çalıyor vesaire. Papağan ezberliyor. Falan çalmaya başlıyor böyle vesaire. Onu da bir görürüz. Böyle bir şey. Ama bir pas attı sevgili Mustafa Yıldızdoğan. Bugün 14 yaşında çocuklarımız acaba benzer duygularla böyle işler yapabilir mi sorusu. İlginç. Bugün başka bir şeye evriliyor ve işte onun mücadelesini veriyoruz aynı zamanda. Öyle değil mi? Şimdi tabii öncelikle ekranları başındaki değerli seyircilerimize hürmetlerimizi arz ediyorum. Benim için bu akşam çok müstesna bir an. Şöyle ki müstesna bir an. Belki Mustafa kardeşimin bulunduğu camiada hasbihal edeceği veyahut da mensup olduğumuz ideolojide böyle bir gelenek vardı. Bizim ayran şölenlerimiz, gecelerimiz meşhurdu. Ama özellikle İstanbul'a geldiğim andan itibaren yalnızlığı iliklerime kadar hissetmişimdir. Ben ekranları başındaki sevgili seyircilerimizin huzurunda bir teşekkürü boş biliyorum. Merhum Uğur Mumcu katledildiğinde sevgili Sevda Bağcan bir türkü, bir ağıt yakmıştı. Uğurlar olsun ama. Evet, yüreklerimizi yakmıştı. O gün böyle kendi kendime düşündüm. O sıralarda bizim camiamızdan, abilerimizden rahmeti rahmana kavuşanlar oluyordu. Ya dedim şöyle bir sanatçı duyarlılığıyla bizim de cenazelerimizde böyle duygularımızı terennüm eden, anlatan bir şey olmaz mı? Rahmetli Başbuğ'un cenazesinde bir müzik duydum, odadayım böyle. Yani şey olmuş... Cenaze kalkmadan önce yayınlanmaya başladı değil mi o? 40 gün sonra. 40 gün sonra mı? Veya defnettik işte. Aha dedim. Allah'ım bize de o kalabalığın, yaşanan o duyguyu anlatan böyle bir şey nasip ettin. Hamdü senalar olsun. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Türkiye'nin zaten hadisesi. Bunlar niye önemli biliyor musunuz? Yani benim burada mesela baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. bunun altına imza atmayacak bir vatan evladı olabilir mi? Nerede durursa dursun. Şimdi biraz önce bir şey... Kuşlarının ötüşüne ölmemek yani şey... Mustafa manada. Onu niye yapmış biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bence Cumhuriyet'in ilanından sonra milli refleksin şekle büründüğü, sanki Yeni Kapı diye bir miting olacakmış da orada dünyada zirve yoktur herhalde bu kadar kalabalık bir insanın hep bir ağızdan o türküyü, o şarkıyı o görüntüleri bir bulmaya çalışsanız 15 Şimdi, Temmuz Yeni Kapı'da. Bu kadar, o kadar önemli ki sanatın hadisesi bu işte. Sanat her bir ürettiğiyle tarihe ve geleceğe de belge üretir aynı zamanda. Kesinlikle. Yani bunu siz otursa 15 Temmuz'u yaşayan birisi oğlum işte o gece şunları yaşadık, bunları yaşadık diye anlatsa bunun kadar tesirli değil. Sanatın gücü bu. Çünkü dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanın yaratılış fıtratında olan o duygulara hitap ettiği için Türkiye'm şarkısı Kürdüyle, Lazıyla, belki ideolojik olan CHP'liler de vardı orada o mitingde. Onların bile o yerlilik paydaşında buluşan herkesin adeta teşbihte hata olmaz bir İstiklal Marşı okurmuş şuuruyla. İşte ben bunu söylemeliyim. Türkiye'mi belki ondan sonra dillere anlam kazandı sanki. 14 yaş hadisesini de işte bu bağlamda anlatmak istiyorum. Türkiye kolay bir süreçten geçmedi. Yani biraz önce Dilaver abi ben tanımak şerefine nail oldum. Allah gani gani rahmet eylesin. İşte Ömer Lütfü Met abi, onlardan öncekiler. Şimdi Cahit Zarifoğlu gibi genç yaşta giden Dilaver abi de genç yaşta rahmetli oldu. Şimdi 14 yaşında bir insan, birileri bu ülkede uğruna baş koydum diyebiliyormuş.